İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak tarihten taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Beğendiniz mi kemençeyle? Güzel oldu mu? La 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 la. Şarkı İranlı. Kemençeye her şey yakışır zaten. İranlı. Sen de söylüyordun Mianji. Bakın bir daha programı yine bununla bitirelim değil mi? Kemençeyle ve İzmir Marşı'yla. Şimdi Mianji İran'dan geldi ve çok önemli bir bilim insanı. Ne zaman yaşlanırız ve önce başkanım bir yapay zeka konusunda biraz önce başkanla Mianji kitap alışverişinde de bulundular. Birbirlerine kitap hediye ettiler. Geleceğiz oraya. Ama insan ne zaman yaşlanır sorusunun cevabını vermeden önce yapay zeka, yapay zeka dersleri veriyor. Çocuklar, yapay zeka dersleri veren bir bilim insanı bizlerle birlikte. Yapay zeka nedir? Derste ne anlatıyorsun? Bir öğrenebilir miyiz hocam? Şimdi ben tabii yapay zeka bölümünde öğretim üyesiyim. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde. Tabii ben yapay zeka dersi değil de eleştirel düşünme dersi veriyorum. Çünkü yapay zekayla uğraşmak için önce zekanın ne olduğunu bilmek gerekiyor. Bilmediğiniz bir şeyin yapayını yapamayız. Dolayısıyla insan zekası nasıl çalışır, nasıl işliyor onunla uğraşıyor. Zekanın üzerine çok teoriler var. Yüzlerce zeka tanımı vardı. Hala yeni yeni tanımla yapılıyor ama yapay zeka kısaca bizim normal zekamızda aşamayacağımız çok büyük veriler var. Mesela yıldızlar, milyarlarca yıldız var veya bir dava dosyası var. Ne bileyim 150 bin sayfa bir insanın biyolojik olarak oturup bir hakimin bu 150 bin sayfayı okuyup bunu analiz etmesi çok zordur. Yapay zekayı eğiterek yani bu yapay öğrenme dediğimiz machine learning'de bu öğrenerek bunu oturup okuyup bizim ödevlerimizi kolaylaştırmasıdır. Nasıl ki biz mekanik kepçe yapıyoruz, insan bileğinin kopyasıdır. O kazıları yapıyor, belediyede kazları o makineler yapıyor. Aynısı da bizim zekamızın ödevlerini daha karmaşık, daha büyük problemleri çözsün diye. İlaç bulma buna dahildir. İklimle ilgili problemleri çözme, bazı işte karmaşık senaryoları çözmesi gibi şeyler. Ama yapay zeka bazen filmlerde böyle hep kötü gösteriliyor. Bu doğru değildir. Yapay zekanın iyi mi olacak, kötü mü olacak o bize bağlıdır. Biz dürüst, ahlaklı insanı olursak, onu iyi amaçla kullanırsak, o da diğer her şey için iyi amaçla kullanmış olur. Kötü kullanırsak kötü olur. Bıçak bir cerrahın elinde insan hayatı kurtarırken, bıçak bir katil elinde de insan hayatına zarar veriyor. Yapay zeka onun için çok önemli bir şeydir ve yapay zeka bu çağda vazgeçilmez bir şey. Yani yapay zeka her alanı etkileyecek. Uçakların uçuşundan tutun, tıbba kadar, sağlıktan tutun, çok karmaşık problem, iklim problemini bile çözebilecek bir kapasitesi var. Ancak yapay zeka ilk aşamada tekrar eden ödevleri
daha kolay yapabiliyor. Kitap yazmak, film çekmek, sanat gibi çok karmaşık duygusal konuları yapay zeka şu anda imite edemiyor, tekrar edemiyor, öğrenemiyor. Yani duygusal konuları yapay zeka tahmin edemiyor çünkü bizim anılarımızı bilmiyor. Yani ben mesela anahtar kelime veriyoruz yapay zekaya, hikaye yaz diye yazıyor. Ama benim kafamdakini yazmıyor. Çünkü benim duygular onda yok. Benim anılarım yok. Dolayısıyla o anıları bilmeden yapay zeka bilemiyor. Dolayısıyla sanat, bilim ve felsefe yapay zekanın hemen müdahale edebileceği alanlar değil. Ama dediğim gibi araştırmalar, çok büyük verileri yapay zeka çözmeye çalışıyor. Çok yetenekli öğrenciler var Türkiye'de. Evet. Mühendislikte, yazılımda, bilgisayarda ve yapay zeka mühendisliğinde onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Fatma Akyıldız, İzmir'in dağlarında çiçekler, bugün bilim koktu, tarih koktu diyor. Var olun, sağ olun. Herkese selamlar gönderiyorum. Yaşar Seyman, sevgili Serhan Utku Başkan, bilim, teknoloji yanında edebiyatı da unutmadı. Çiğli'den Fakir Baykurt adına roman ödülü veriliyor diyor. O anımsatmayı yapıyor. Hepinize selam, sevgi. Selçuk Balcı'yı ve Mianji'yi de selamlıyorum diyor. Flamingolara da ayrıca selamlarını gönderiyor. Şimdi Mediha Esen, iyi yayınlar, emeği geçen herkese teşekkürler diyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, biraz önce önerdiğimiz filmlerden Metropolis vardı. Maymunlar Cehennemi, 68 yapımı filmidir o da. Yine onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Metropolis'te 1927 yapımı. Selçuk nereye gitti acaba? Selçuk Balcı. Şimdi mikrofonumu alarak başkanım birlikte biraz sonra Mianji, oraya bir gidelim. Sizle birlikte gidelim. Mianji biraz sonra insan ne zaman yaşlanır sorusunu cevaplandıracak. Burada da çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ve evet. Bizim Kaklıç'ta bir sanat akademimiz var. Hocalarımız orada çalışıyorlar. Martıgül hocam. Ve Türkiye'nin her yerine Atatürk büstü yolluyoruz biz. Çiğli Belediyesi olarak ücretsiz. 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 Yani evet, kendi bu büstler ücretsiz olarak gidiyor, evet. Okullarımız. Kendi heykellerimizi, kendi büstlerimizi kendimiz yapıyoruz. Artı mesela şuna dedik. Çiğli'de Atatürk büstü olmayan okul kalmayacak. Ve bunu da başardık gibi bitirmek üzere. Evet, önceki programda söylemiştiniz bunu. Kamer Genç Parkımız açılacak yakın zamanda. Kamer Genç orada duracak. Rauf Denktaş'ın adını Çiğli'de yaşatmak istiyoruz. Kıbrıs davası için önemli bir büyüğümüz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu Çiğli Belediyesi'nin üretimi olan büstü. Yani bizim arkadaşlarımızın el emeği. Bu da devrimcilik ilkesinin kabulü. 1935. İzmir Valisi Kazım Dirik, İzmir'in 5 yerleşim yerine bu büstü yaptırmış, hediye etmiş. Burası da işte Çiğli Belediyesi tarihimiz. Evet, belediyenin önünde Atatürk büstü o sütunun üzerinde duruyor. Evet. Sonra bu büstle ilgili şöyle bir macera olmuş. Dönemin belediye başkanı bu büstü buradan kaldırmak istemiş. Bir köyün sülü öğretmen Süleyman Dinçer. O büstün oradan kalkmaması için bir toplumsal mücadele başlatmış. Bravo. Ve bunu kazanmış. Kültür ve tabiat varlıkları koruma listesine bu Atatürk büstü eklenmiş. Bugün maalesef yerinde orijinali durmuyor. Durmuyor. Çünkü kaybolmuştu. Hmm. Orijinalini bulduk biz. Buldunuz siz bulduk. Orada. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılında 2023'te hem Çiğli'nin merkezinde orijinal haliyle o sütunun üzerinde büstümüzü yerine yerleştireceğiz. Hem Süleyman Dinçer abimizin adına bir park ve bir heykel yapacağız ve onu o büstü gözleyecek bir mesafeye koyacağız ki gözü üzerinden hiç ayrılmasın. Hem de bu beş köy var ya, oradaki büstlerin tamirini ve çevre düzenlemelerini yapacağız. Bu da Çiğli'den Cumhuriyet'in 100. yılına bir küçük katkı olsun diyoruz. Peki. Teşekkürler başkan. Şimdi burada peki kimi görebiliyoruz? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heykel tıraşımız. Bir alkış alalım mı Türkan Hanım'a? Türkan Saylan. İranlı o direnen kadınlara da buradan selam olsun. Türkan Saylan olsaydı çok güzel şeyler söylerdi. Onlara güzel bir destek verirdi. Hocam saygıyla anıyoruz biz de. Türkan Saylan ismini duyunca bir cumhuriyet kadını olarak ben yapmam lazım dedim bu büstü. Biz aslında iki heykeltıraşız. Bir Ferit Fırıncı hocamız var. Birlikte çalışıyoruz. Ama tabii Türkan Saylan ismi benim için bir ayrıcalıklı. Onun için ben başladım bu çalışmaya. Çok güzel. Devam ediyoruz. Birkaç hafta önce başlamıştım. Burada da tamamlamaya çalışıyorum. Evet. Görünmüş, belli olmaya başlamış zaten, evet. Türkan hocamız. Saygıyla karşısında, ruhuna saygıyla eğiliyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir ressamımız da burada var. Merhaba. Merhabalar. Sizi de tanıyalım. Merhabalar. Ben duvar resimlerini yapıyorum. İşte uzay merkezinin duvar resimlerini. Uzay merkezinin duvar resimlerini. İçeride gördüğünüz bütün resimler arkadaşlarımıza ait. Öyle mi? Oradaki o uzay, evet. Ay'a çıkan o ay yıldızlı. Evet, evet. Biz de diyoruz umarız çıkacağız biz de uzaya. Hayal etmek çıkacağız. Önemli olan. Hayal edeceğiz. Bugün zaten onu aşıladık. Evet. Resim kursları veriyorum.